Değerli dinleyenler, bugün çok önemli üç konu üzerine konuşuyoruz. Fark ettiyseniz, hayat, kadınlar ve aşk. Ve aşk. Ve bugün Kaybedenler Kulübü'nün en önemli bölümlerinden biri. Aslında bir halk hizmeti. Evet. Standartları ayarlama enstitüsü. Ile ilgili konumuz. Bir konumuz var. Bir standart belirleyeceğiz. Evet. Buna mecbur kaldık. Biliyorsunuz iki program önce domates çorbası standartlarını belirlemiştik. Takdir edersiniz ki ülkemizde gerçekten her şey bir başıboş, bir değer bilmezlik, bir Kadir Şinas'sızlık. Evet, evet, doğru. Bir tür ıssızlık, bir adam senden geçticilik, adam sendecilik. Hadi sana ya, cılık. Ters gündecilik. Doğru, evet. Ters taklacılık. O da doğru. Hadi besendecilik. Hadi besendecilik. Ben bunu niye yaptımcılık? Doğru. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Çok önemli bir, daha doğrusu standarda, evet, değineceğiz. O da kabak yemekleriyle ilgili olacak. Saygıdeğer dinleyenler, affınıza sığınarak kabak yemekleri temelde ayrılmaz. Evet. Kabak yemekleri bir standarda bağlı, evet, olarak yapılır. Ama siz, yok efendim ben bunu kıymalı yapacağım, yok efendim ben bunu etli yapacağım, yok efendim ben bunu kaburga üzerinde önce bilmem ne yapıp sonra da bilmem ne yapacağım deyip ikiye ayırmak istiyorsanız, kabak yemekleri genellikle etli ve etsiz olarak, evet, ikiye ayrılır. Kabak yemeklerinin makbulü tabii ki zeytinyağlı. Yani kabak yemeği pek et kabul etmez. Etmez. Ama bazı zihniyetler bunu kıymalı. Estağfurullah. Etli de değil de kıymalı kabak olarak. Yani bir tencere yemeği olarak. Ya ben yemem de. Yani bir görgüsüzlük de demeyeceğim. Ya ne kadar Elton John'vari bir davranış bu. Yani yapana da yiyene de şey yapmam. Evet. Ama yani. Ya bunu yapsa Erol Egemen yapar zaten. Ben o şey diyeyim yani. Ona bile itham etmek bana şu an şey yapmıyor. Evet. İçine sinmiyor. Yani gerçekten. Şey, doğru bir kabak yemeği zeytinyağlı yapılır. Domates, sarımsak kullanılarak, zeytinyağlı olarak pişirilir. Sonra dinlendirilir. Yaklaşık 8 saat, 8 derecede. Derece değiştikçe saat değişir. Aynı oranda değişir. Evet, aynı oranda değişir. Ama 8 derecenin altında kabak, zeytinyağlı kabak yemeği dinlenmez. Ve yenmez. Evet. 8 derecenin altında bir kabak yemeğini, yani herhangi bir şey dinlendirmeye kalkmak, bu bir ne bileyim bir büyükbaşı dillendirmek gibi bir şeydir yani. Yani dile getirmek gibi bir şeydir. Olmaz, olmayacak şeyler var abi. Evet. Aynı. Eğer kabak yemeğini etli yapmak istiyorsunuz, kıymalı olur. Bu da büyük ihtimalle. Ya bir kere koyun kıymasından olmaz. Dana kıymasıyla
denenebilir tabii. Evet. Yani o da protein ihtiyacınız varsa. Varsa. Ki ben yani hakikaten gerçekten şey buluyorum. Bazı kültürlerde kabak yemeği en son aşamada çırpılmış yumurtayla ya da kaymakla yapılır. Terbiye manası. Bizim evet tabii ki Balkan yani daha soğuk iklime giden Balkanlar, yani Bulgaristan, Romanya, Norveç'e kadar giden kültürlerde denilir ve mantıklıdır çünkü o var. Ama yani hani kıymayla kabak nasıl buluşur? Ancak dolma olursa buluşur. Mükemmel buluşur. Şimdi bunun da aksi şey yapmak mümkün değil. Yani dolma yapacaksan kıymasız olmaz. Olmaz. Ya gerek yok yani çünkü. Hani olur, şöyle olur. Yani vejetaryansındır ya da babanızın ülseri vardır. Ne bileyim bir şeysi. Neyse, bir şeysi evet, vardır. Evet. Hani ona bir imam bayıldı gibi soğanlı, domatesli, öldürülmüş evet, baharatlı bir iç hazırlar, sana fırına gömersiniz. Olabilir. Ama tavsiye etmem. Yani gerek yok. Bu yüksek standart değil. Bildiğiniz gibi standartlar ikiye ayrılır. Yüksek standartlar, standartlar ve yüksek standartlar. Aynı. Her nasıl yapıyorsanız yapın. Kabak yemeğinin standardını belirleyen şey dereotudur kardeşim. Evet. Esas yüksek standardını belirleyen şey dereotu. Dereotu pişmeye gelmez. Evet. İnce kıyılır. Evet, ince kıyılır. Serpilir. Serpilir. Sizin burada tercihiniz eğer amiyane deyişle kıymalı. Sonra patates de koyalım. Servis esnasında üstüne serpilebilir. Yani ya bir de şunu karıştırmayalım abi. Patatesi ya patates oturtmaya 2-3 dilim kabak attın diye o kabak yemeği olmaz. Olmaz. Kabaklı patates oturtma olur. Olmaz. Kardeşim. Adı üstünde patates oturtma olur. Kabak gretenler, şunlar, onlara girmeyeceğiz. Ama yani sonuç itibarıyla yok ha. Efendim Ebru dereotu sevmiyormuş. Ebru kim be? Ha, lafın gelişi. Misal bir bayan yani. Ha, Ayşe gibi. Ha. Sevmiyormuş. Ben buna dereotu koymam. Ayrı yap kardeşim o zaman kendine. Yapma. Ya da yapma. Yok şimdi onunla mı uğraşacağım? Uğraşacaksın kardeş. Uğraşma. Ya da uğraşma. Uğraşma. Bak ne kadar basit. Evet. Ya hayatımızı basitleştirelim. Evet. Her şeyden önce hayatımızı basitleştirelim. Bu basit standarda uymuyorsanız kabak yemeği yapmayın kardeşim. Yapmayın kardeşim. Patlıcan yemeği yapın. Evet. Pardon. Kabak yemeği yapamayan patlıcan yemeği yapamaz. Zaten yapamaz. Makarna yapın ya. Evet, domates soslu. Evet, salçalı. Yapamaz, evet. Salçalı. Salçalı. Üstüne yoğurt koyup yiyin. Evet, evet. Sizin neyinize ya kabak yemeği yapmak? Evet. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz siz ya? Siz kimsiniz kardeşim? He? Siz kimsiniz ya? Kabak ziyanı derler buna. Kabak katliamı. Ya. Kabak toprakta yetişiyor. Sizin gibi her yerde dolanmıyor. Evet. Bir kabak kaç yılda yetişiyor? Ya 2 hafta falan. 2 hafta boyun. Toprak iyiyse yani. Arzı sebzedir ya. Ama çok gübre ister abi. Çok güzel. Su ister su. Kabak su.